Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Dünyada hamma bir-biriga aql o'rgatadi. Bir-biriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarning gapiga quloq solish kerak, kimlarniki solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odam hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilyapti o'zi bu to'yda? Ha? Iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizning birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida insof bilan aytaylik, odamlar nima? Robbingizga qasamki, ular dedi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'yinsunmagunlaricha va bo'yinsunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi. Yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi yo'q? Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi yo'q? Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin ba'zi ishida norozilik qoladi odamni ba'zilarda. Esimizdan chiqmasin. Bizi birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugiganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytardim. Shu shapaloqdagi tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefon deb kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanni yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz, xursand bo'lasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizni ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor, bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz, bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononimga, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha, nimalaring borligiga qaraginda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukurdir. Innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika lashahid. Inson parvardigorga nonkor, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonni sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat ikki pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Va asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib berganini ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol davo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulni chiqa olmay qiynalayotgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'i bo'lib ketganligida, salom bergan odam ham ko'rmaydi, salom bergan odam eshitmaydi, to ana shu bavulini quvug'ini bo'shatib olguncha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib, Allohga shukr. Ko'pchilik bandalarni balolagan balo bilan meni balolamabdi, Xudoga shukr. A siz chachingiz to'kilayotgan g'amini qilyapsiz. Yo, semirib ketayotganingiz, ozib ketayotganingiz odamlar siyolmayapti. Ana shu podshohda rivoyat, bir piyola suvni oldida dunyoda borlik hech narsa yarzimas ekan. Nasihat qiling menga deb vazirga aytsa, aytyapti vaziri. Taqsir, sahroda qolib, o'lishga yaqin bo'lsangiz,
bir piyola suv için nimesi berardiz desa, mülküm yarmını berardim dedi. Ha xo'p, suvni ichdiz. Endi chiqmay qoldi. Uni chiqarib yuborish uchun nimesi berardiz desa, mülküm ikinci yarmını dedi. Demek bir podshohning saltanati bir piyola suvni kirib ichimizga chiqib ketishini yarzimas ekan. Ko'ramizmi shu ne'matlarni? İki gözümüz, iki kulağımız, tilimiz, iki labimiz, kolumuz, ayağımız borligi. Hazakam narsami? Tabi ayyi alai robbikuma tukazziban. Bas parvardigoringizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya inkor qila olursiz? O'zi odam onidan turib ikki oyog'i bilan bemalol ishini bajargani borib kelishiga hazakam narsami? Yo, xohlagan ishini ikki qo'li bilan qilishligi. Kim ichida qo'li qayrilib bir gipsda yurgan bir 10-15 kun. Qo'linglar ko'taringlar-da, bormi? Eslilerde şu bitti kolayla işlemengende hacat çekilgenlerden ne olgansılar? Patinki ezi kodaş dedi olayın da belki şimizi kodaş da olayın başkasını koyayın. İkide kolumuzu tohturuşu ki kanaka nimet. Lekin esten çıkarıp koyapız o şu kolumuz kıylengen günlerde. Adamlar uklamastan, yillab uklamastan antarlıp tuntarlıyken de şunu da yatıp durup şirin uyku gözümüzü keçişliği hasakemlerse ama özü de kim uxlatadı bize? Allah uxlatadı. Kim uyğatadı? Hazakenler sanmış o. Eğer insan uxlamasa öyledi. İnsan uxlagende organizm tikkelendi, yengilenedi. Uxlap durgenizdenken toya bir iki saat, üç saat uxlasız, sveci yok uxlasız. Uxlamasız ölesiz. Maşin emetten bağım üstümüzde. Demek ki körmeyemiz şunlar sanmış. İnsan köyünü küsögen tağımda yiyip, hazım kılıçıydı olamazdan, benim ola çıkar varışlığı. Hazakemler sana. Ya çan kaptırganızda, zıl al suda muz dökene mazakla biçip, ah Hudaya şükür ha, su başka çan arsa da degen payetizi isteyim. Ya Allah, şunca nimetin barakanı biz parkıge barmasakken biz, kadırlamasakken biz. Közüzü küydürüp şırkıra vakit durup diken adı muz diye su. Karap tamşanı tamşanı koyu yapsız. Adamlar kasalligi tufayli yoki yo'qligi tufayli och qolib yuribdi. Arog'imizni suvda qanaqa bo'lib oqayotganligi bizga ne'matli yesimizdan chiqib qolgan. Bilamizmi shu ne'matlarni biz? Bizga karlikdan to'sib turgan quloqimiz bor, bu haqida fikr qilaylik. Ko'rlikdan to'sib turgan ikkita ko'zimiz bor. Terimizga qaraylik, pesmoholikdan omonda. Aqlimizni to'lg'ligini ko'rib turib shukr qilaylik. Agar bizga da bitta ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idek oltin beraman desa. Bittasi. İki olmaz, bittasi. Kim ko'nardi? Demek Uhud tog'idagi oltin bor o'sha sizda. Tuxoma tog'idagi kumushga ikki quloqini berasanmi desa? Demek Tuxoma tog'idagi kumush bor, Zahro qasrlar egasi bo'lish uchun tilingni berasan, soqol bo'lasan desa ko'nami deylar? Bu qayerda? Mana kallamizdagina emas shunchalik katta. Agar bitta qo'lingni kesib berasan, bir sandık yakıt gavhar veremen dese, razı olamadık. Şu nesela bağımı bizde? Şu ne kadar ulu nimet uzdamız? Bilmiyemiz. Mağzun yaşayımız, gamgin yaşayımız, ümitsiz yaşayımız. Yok nesalarımızı köremiz o, bar nesalarımızı körmeyemiz. Ve fi enfusikum, afala tubusirun. Özleringizde, vücudlaringizde, her bir azayinizde, işan gücü zatlar üçün ayet alamadılar var. Lekin bu nesalarda körmeyimiz. Özümüz hakkımızda, ailemiz hakkında, farzandlar hakkında, tinçliği hakkında, uy hakkında, kas, dostlar hakkında, sağlığı hakkında fikir kileyli de şükür kileyli. Mana şunca narsa bor bizda. Mana şunca narsa bor. Allah da Allah fikir kılıçliğine, şükür kılıçliğine anmamızga nasip kısın. Ya'rifuna ni'metallahi thumma yunkirunaha ve aktharuhumul kafirun. Ular Allah'ın nimetini tanırlar ve keyin onu inkar kılırlar. Ette geçkemiz, yani hiç nesnesi yok adamdaki, naşükür bol yaşayalım.